Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Ve kâle el-mübârek şûri ve kavluhu minel hubsi vel habisi evil hubsi vel habaisi. Kâle el-hâfiz في فتح الباري وقع في رواية الترمذي وغيره أعوذ بالله من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث هكذا على الشك الأول بالإسكان مع الإفراد والثاني بالتحريك مع الجمع أي من الشيء المكروه ومن الشيء المذموم أو من ذكران الشياطين وإناثهم انتهى كلام الحافظ مبارك فوري اتبتلر كي حديث نين شاهدة وانا امام ترمزي من الخبث والخبائث تدلر فكي الخبث والخبائث حافظ ابن حجر فتح الباري ده بخاري شاهدة اتبتلر كي ترمزي وانن باشك محدث لانين روايات ده اعوذ بالله من الخبث والخبيث دب منا سكن خبثي باني ساكن بلن وكي ينسي خبيث مفرد بكيل يبتي ياكي الخبث والخبائث بلد باني حركة بلن يعني زمنا خبث بلد ومع الجمع جم بلد كي خبائث بلد شك بلن كيل يبتي بو يكي نسي البتة ikkita alohida mustaqil ma'nolarga dalolat qilishi ham mumkin yoki bir ma'noga dalolat qilishi ham mumkin. Agar xubsi bo'lsa, da sokin bo'lsa, unda makruh narsa bo'ladi. Mazmum narsa bo'ladi. Ya'ni yomon ko'rilgan, nafrat qilingan narsalar, zararli narsalar bo'ladi. Albatta, unda ma'nosi yana ham kengayib ketadi. Faqatgina shayton emas, butun zararli narsadir. Bu zararli narsa xoh moddiy bo'lsin, xoh ma'naviy bo'lsin, hammasi kirib ketadi. Albatta, unda insonga masalan tibbiy tarafdan zarar beradigan narsalar. Chunki inson mana Allohning ne'matidan istifoda qilib yeb ichadi. Alloh subhanahu va taolo insonning ichida ichki a'zolarni yaratgan mukammal holatda. Bu a'zolar yilgan ichilgan narsalarning orasidan o'ziga kerakli foydali narsalarni oladida chiqindilarni ajratib chiqarishlikka hukm qilandi. Endi bu chiqindilar agar insondan chiqib ketmasa, insonga nihoyatda zarar beradi. Mana xubsi bo'lib ba sokin bo'lsa, unda o'sha bu zararni ham o'zining ichiga oladi. Bu endi bittasi. Ikkinchisi, undan oldingi bir zarar bor. Ya'ni chiqmay qolishligi. Shu chiqindilar zararli narsalar chiqmay qolishligi. Masalan, ba'zan inson qabz bo'lib qoladi, ichi qatib qoladi. Yoki bavul qilolmay qoladi. Shunday bir zarardan ham saqlanyaptilar. Ey Allohim, senga shunday xubsdan, ya'ni zarardan, yomon narsadan senga sig'inaman. Senga qochaman degan ma'noda. Uchinchisi, undan ham oldingi bir holatki, oshqozonni yaxshi ishlamay qolishligi. Oshqozonni yaxshi ishlamay qolsa ham nima bo'ladi? Masalan, ichiz o'tadigan bo'lib qolishi mumkin. Yoki bovul yo'llarida kamchilik bo'lib qolib, uni tutolmay qolsa, bu ham zarar. Har taraflama qarang. Ham dunyoviy zarar, ham diniy zarar. Ham tibbiy zarar. Tahoratingizga ham zarar qiladi, libosingizga ham, badaningizga ham zarar qiladi. Hadis mana xubus bo'lgan, ba'si sokin bo'lganda ma'nolari yana ham keng bo'lib ketyapti. Shuning uchun ulamolarimiz, muhaddislarimiz hammasini bitta-bitta keltiradilar. Biz ham yuqorida aytganimizdek, hammasiga har xil amal qilaylik. Ba'zan minal xubusi val xabis deylik, ba'zan minal xubusi val xabais deylik. Va har uchinchi rivoyat keladi, buni ham aytaylik. Yoki bo'lmasa mana xubus deganimizda shaytonlarning erkaklari degan ma'noda. Xabais esa urg'ochilari degan ma'noda.
Hafız İbn Hacer'in gepleri bitiyordu. Kultu ve cafi rivayeti Sahih-ül Bukhari ve ammeti rivayet Allahümme inni a'udhu bike minel khubusi vel khabais min gayri şekkin. قال الحافظ تحت هذه الرواية الخبص بضم المعجمة والموحدة كذا في الرواية وقال الخطابي إنه لا يجوز غيره وتعقب بأنه يجوز إسكان الموحدة كما في نظائره مما جاء على هذا الوجه ككتب وكتب قال النووي وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة منهم أبو عبيدة إلا أن يقال İnne terke tahfif evle lealle yüşebbehe bil mastar. Mübarek füreyeti yaptılar. Ben ettim ki Bukhari'nin sahihinin rivayeti de ve rivayetlerinin amması da köpçülüğü de bana şimdi ekigen. Dikkat edin. Yani köp rivayetleri ve Bukhari'deki yanı şu. Allahümme inni a'uzu bike minel khubusi vel khabais. Gelin. Şekkümesten bâsı zammeli bükkünüye. Hafız İbn Hacer şu rivayetinin tekrar etti ki el-hubus bizamil mu'acemeti vel-muahedeti şurada kablen be ikilesi hem zemmelik dip ayeti yaptılar. Hattabi ayeti yaptılar ki bundan başkası caizmez. Yani hubus dilik, hubusun dişlik caizmez diye Hattabi. Hattabi hem hatta büyük alimlerden. Lekin başka alimler Hattabi'ni rad kıladılar. Aytadılar ki şu bâni sakin kılışan caiz. Çünkü mene şu surette ki gen Arapçada bazı kelimeler var. Onlar da caiz bu gendik. Mesela kitabundu cami kütubun ve kütubundu bemkiledi. Yani kütubun tane zammesi bilen bazı nesil tane sükürlü kılıp kütubundu sizden buladı. Kitabundu cami. Arapçada var nesil bu. Yani aklen naklenen bu gendikse. Nevaviyeti yaptılar ki ehli marifetten bir cemaati yani muhaddislerden bir cemaat bittikte adammez. Küptülük sarahaten etkenler ki be bir yerde sakin diyenler. Ebu Ubeyde hemşilerden. Lekin elbette sakin bu yenliğini terkli geniniz yaşlı buladı. Mesterliği okşap kaması için. Yukarıda ettik ki hubusun bosa mesterliğin hem ihtimali var. Yamanlıktır. Lekin o rivayette hem agenimiz yaşı ki hadisinin manası kengeyed yamanlık bu sen. Ama fakat yine hubus digen manada siz bunda fakat yine şeytanlarının erkekleri digen manası kaladı halas. Vel hubusu cem'u habisin vel habaisu cem'u habisatin yuridu zukrana şeyatin ve inasehum kalahul khattabi ve ibn Hibban ve gayruhuma. ووقع في نسخة ابن عساكر قال أبو عبد الله أي البخاري ويقال الخبث أي بإسكان الموحدة فإن كانت مخففة عن المحركة فقد تقدم توجيهها وإن كانت بمعنى المفرد فمعناه كما قال ابن العربي المكروه قال فإن كان من الكلام فهو الشتم وإن كان من الملل فهو الكفر وإن كان من الطعام فهو الحرام وإن كان من الشراب فهو الضار وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل التناسب ولهذا وقع في رواية الترمذي وغيره إلى آخر ما نقلت عباراته آنفا خبث خبيث لجمدر خبائث خبيثة لجمدر خبيث مذكر خبيثة مؤنث Müzakkerde cami hubusun buluyordu, muannestiki habais buluyordu. Ve bu yılda bana birinciden, hubustan şeytanların erkeklerini, habaisten ise şeytanların urgaçlarını irada kılıyordu. Bu şerhini Hattabi İbn Hibban ve ondan başka muhaddisler etken. İbn Asakir'in nuskası da kiledi ki, Ebu Abdullah yani Bukhari ettiler, hubusundu, beni sakin kısa hem buluradı. Eğer şundik, harakatli bu mesela, yengil bu ise, sakin buladigen bu ise, onu tercihi öttü. Eğer şu ben sakinliği bugün de, ki yengisini, hani mufrad bulatta, İbn-i Arabi'ni etkendik, makruh, yani hubusun. Makruh digen manada, mezmum, yaman körülgen nese, zararli nese buladı. Eğer hubustan mahsed, kelam bu ise o sökişlik,
so'kishlikdan saqlashlik. Agar millatdan bo'lsa u kufr, taomdan bo'lsa harom, sharobdan bo'lsa zararli bo'ladi. Qani hadisning ma'nosini yana ham kengaytiryaptilar. Allohumma inni a'udzu bika minal khubus degani, agar shu khubusdan maqsad kalom bo'lsa, ey Allohim meni so'kishdan saqlagin degan ma'nosi. Ya'ni men ham boshqalarni so'kmayman, boshqalar ham meni so'kmasin degan ma'nosi. Agar maqsad millat bo'ladigan bo'lsa, din, unda kufr bo'ladi. Khubusun degan kalimadan siz e'tiqodni qasqsiz, ya'ni xobis deb e'tiqodini aytsiz, kufr bo'ladi. Unga ko'ra kufrdan saqlagin, kufr e'tiqoddan saqlagin degan ma'no kelib chiqadi. Agar xobis, ya'ni khubusun deganda taom qasqilinsa, yeydigan narsa harom degan ma'noda bo'ladi. Demak, ey Allohim meni haromdan saqlagin degan ma'noda. Agar xubusdan sharoblar ichiladigan narsalar qasqilinsa, unda zararli narsalar bo'ladi. Qani hadisni ma'nosi qanday kengayapti? Endi xabois esa bunga ko'ra gunohlar bo'ladi. Xubus bu zararli hozirgi aytgan narsalarimiz, ma'asi esa gunohlar bo'ladi. Yoki mutlaqo mazmum, shariatda yomonlangan bütün fe'llar bo'ladi, bütün amallar. Nimaga ikkalasini o'rtasida munosabat hosil bo'lishligi uchun. Bunisi modamiki zararli narsa bo'ldimi, bunisi esa bütün yomon amallar. Termiziy va boshqalarning rivoyatida mana shunday kelgan mana. Xubus val xabis yoki mana xubus val xabais bo'lib. Muborak ko'rayotyaptilarki, boya yuqoriroqda bütün iboralarni keltirdim-ku deyaptilar. Qala shayx Abdulloh bin Abdurrahman fi sharh umdatil ahkam fal ahkam allati bayyanaha an-nabiy sallallohu alayhi va sallam fi hadzal bab كلها ذات هامية وكذلك الأدعية التي يدعي بها كذلك أيضا نقول إن الله علم نبيه صلى الله عليه وسلم ونبيه علم أمته وهذه التعليم تعلم لها أهمية فمنها ما يتعلق بالأدعية التي فيها حفظ الإنسان من الشرور ومنها ما يتعلق بالآداب التي فيها حفظ للإنسان من النجاسة ومنها ما يتعلق بالأحكام التي فيها الامتثال وتعظيم حرمات الله عز وجل فهذا الحديث يتعلق بالأدعية شيخ عبد الله بن عبد الرحمن سعودي علم الأردن عمدة الأحكام كتاب إن شاء الله ذاتي التركي بو بابتا پیغمبرنا صلى الله عليه وسلم بيان قيان أحكام لار نهاية مهم أحكام لاردر va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qilgan duolari ham nihoyatda muhim duolardir. Shuningdek aytamizki, Alloh subhanahu va taolo bu bobda, ya'ni shu xalo masalasida, bu duolarni masalasida ham o'zining payg'ambariga ta'limlarni berdi va payg'ambar ham o'zining ummatiga ta'limlarni berdi. Endi mana shu ahkomlarning ichida insonni shardan, butun zararli narsalardan, yomon narsalardan saqlashligi talab qilinadigan duolarga tegishli masalalar bor. Qarang, buni keyin tushunaylik. Demak, bu duo insonni butun zararlardan saqlashlik uchun bo'layotgan turgan bir duodir. Va yana bu ahkomlar ichida insonni najosatdan saqlashlikka olib boradigan odoblarga tegishli masalalar bor. Ya'ni bu xalo masalalarida insonni najosatdan saqlanishligiga tegishli odoblar, ahkomlar. Va yana bu masalalar ichida Alloh subhanahu va taoloning hurmatlarini ulug'lashlik, Allohning hukmlarini ulug'lashlik, Allohning buyruqlariga bo'ysunishlikdan iborat bo'lgan hukmlarga aloqali masalalar bor. Endi bu hadisimiz albatta duolarga tegishli hadisdir. Va ma'lumun anna shayatin تألف الأماكن المستقذرة وتألف الأماكن النجسة فإذا لم يتحفظ الإنسان من الشياطين عبثت به وورد أيضا في بعض الأحاديث أن الشياطين تلعب بمقاعد بني آدم فإذا لم يتحفظ منها ولم يتحصن منها عبثت به فأوقعته في نجاسة أو في خبص حسي أو معنوي فالحسي يتمثل بأن يتقذر بالنجاسة ولا يبالي أو معنوي
فبأن يوسوس ويتوهم ويقع في وساوس شيطانية تدوم معه. فلأجل ذلك أمر بالاستعاذة وبذكر اسم الله تعالى. معلوم ki şeytanlar şundik kirli yerlerini ülfet tutadı, yaş görədi. Şeytanlar yani kafir şeytanlar. Ve şimdi necas yerlerini yaş görüşədi. İnsan indi bu ne necaset yerlerine borgan vaxtı da ya ki pak yerge bağlıyor necaset çıkarmakçı. Şunda eğer şeytanlardan saklanışlıkka ahamiyet vermese, hareket kılmese, şeytan onu oynaşlığı, onu şermende kılışı mümkün. Bana bazı hadislerde kelgan ki, eğer insan şu zikirlerde kılmayacak olsa, şeytan kılıp onu arkasından oynaşlığı mümkün. Hatta arkasından kılıp füde ediyem. Kılmayan iş kılmaydı. Maskara kıladı, başka şeytanları çakıladı, kara kara dedi. Kör dedi. İnsan o halette ciddi yaman ağır halette. İnsan kanca küçengense de şeytanlar şunca mesara kılıp gülüşer. İnsan bana eğer şu şeytanları zarar eden Allah'ın hifazatıya kaçmasa uzunca bir kurgan kuvamasa şeytan onu oynadı ve necasetke düşürdü. Ya ki hissi ya ki manevi hubus zararlarına düşürüp koyardı. Mesela hissi hubus nime? İnsanın hakiki necasetinden kirleşliği. Ve insan itibar vermeye koyar. Sizin necasetinden saklanıştıkça bugün fikirleriniz yok adette. İnsan uzdan çıkan necaset, ya ki yerine çıkan necasetten saklanıştıkça itibar vermeydi. Neticede libası bedene necas bulur. Şimdi o necaset var mı onda? Daim şeytan var. Hayırda necaset bulsa şurada şeytan var. Şimdi manevi hubus ise onu vasıta kılıçlığı. Eğer siz şu zikirlerde aytıp özüge bir kurgan yasab almasız, Allah'ın himayesine kirvamasız, şeytan o vakitte kuvvetli, küçlü bulup da sizge galip olup, ruhaniyetinizge galip olup, sizi vasıta kıladı, sizi hâhır gümanları geçiredi ve şeytani vasıtaları geçirip koyardı ki, şeytani vasıtaları devam et olardı. Şöyle kiliçten aldın, mesela sizde ruhaniyetiniz küçlüydü, hâhır yaman fikirler yoktu ama kirip çıkkenizden ki, hâhır vasıtaları kirli olardı. Zayıflik his kılar. Şeytanların sizge köpürağı tahsil kılıyıp durduğunu his kılar. Şunun için şeriat bunda yerlerine barıştan aldın Allah'a sığınışlık ve Allah'ın ismini zikir kılıçlıkça buyurdu. Kala Şeyh Atiye bin Muhammed Salim fi şerhi buluğil meram. İzen eşşeyatinu fihim zükurun ve inasun ve fihim tezavucun ve tenasun ve fihim tekatuf. وهذا كما جاءت الأخبار في ذلك مستفيزة. وعلى هذا لماذا يقول ذلك عند دخول الخلاء ولم يقول ذلك حينما يأوى إلى فراشه لينام ولم يقول ذلك حينما يريد أن يأكل أو يلبس ثيابه؟ قالوا إن بيوت الخلاء هي مسكن هؤلاء الأشرار الخبث والخبائث. أما الصالحون الذين لا يتمردون فلا يسكنون بيوت الخلاء ولا يأوون إلى محلات نجاسات ولكن إما أن يسكنوا في البيوت الخربة أو في بعض الآبار وخاصة المهجورة أو حتى الآبار المستعملة. شيخ عطية بن محمد صالم بلوغ المرامين شرحات يطلق بو حديثة معلوم بليت شيطان لدي إجداء إركاك لرى ورغاش لرى بركا قالين شيطان لدي إركاك ورغاش بوليس لغنا هم بو حديث جنتريات Şeytanlar cin alemini hem tanıştırıyordu bu hadis. Erkek ve uğraçı bu yönden ki demek ülerdi ki deyen bir üylenişlik ve küpayişlik diyen nesneler varken. Elbette bunu doğrusu da başka açık deliller cüde küptür, cüde meşhur. Şimdi bir de bir soru geldi ki nimege bunda dua fakat yine halaya kiriyaptırken de ayetedi de lakin uzunu köşeye kiriyaptırken de okulaştığı için ayet miydi? Ya ki tam yemakçı bugün vakti bu duana etmedi. Libas ki yemakçı bugün vakti bu duana etmedi. Karim. Şeriatı hükümleri yakarayım. Yani bunda dua fakat yine halaya kere yaptırırken de etmedi. Şeytan hem yerden var ki. Demek ki uklaştan aldım bunu etmeye. Uklaştan hem sıraflet geçiyorsunuz. Bunda şeytanlarını erkeklerden, urgaçlardan saklayın demeyiz ki.
Uxlaşdı uzun alahıda duası var. Allahümme bi ismike emutu ve ahiyyar. Siz uxlayırsınız. Ama bir yerde ise Baytul Halaya kiriyip duruyken de Bismillahi diyersiz de arkasından bu şeytanların şerriden Allah'a sığınıyor. Erkek ve urgaçları zikir kılıyor. Kalin acib bir savaş. Acib bir ilim. Ulamalar ettiler ki çünkü hala cayları bu oşa şer, kafir bugün ve din düşmanı bugün şeytanların erkekleri ve urgaçlarının meskenidir. Ularda yaş görgen yerleri, merkezleri, ularda üyleri. Üyede köp buladı ular. Ama salihleri ise, dinge düşmanlık kımıyordukken salih cinler, mündek hala yerleri, necaset yerlerde yaşamaydılar. Ular ya buzuk üyelerde yaşaydı, ya ki ortaça üyelerde, ya ki mesela kuduklarda, eski kuduklar ya ki işletilingen. Ular pakize yerlerde yaşaydı ular. Bunda necaset yerlerde en yaman cinler buladı. En kafir cinler buladı. Şunun için İslam şu yerge kigende bizi bu nesege büyüyordu. Ve necasetke kafir cinler, en yaman cinler kiladı. Salih cinler kimiydi necasetke? Şunun için İslam bitti, hubusi vel hadaif. Erkek ve urgaçlarının, urgaçı şeytanlarının yamanıdan Allah'a sığınışke büyüyordu. وقال الشيخ محمد عبد الرحمن المبارك فوري في تحفة الأحوذي قوله وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود أما حديث علي فأخرجه الترمذي وابن ماجه وأما حديث زيد بن أرقم فأخرجه أبو داود وابن ماجه وأما حديث جابر فلم أقف عليه وأما حديث ابن مسعود فأخرجه الإسماعيلي في معجمه قال العيني بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الغائب قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث قاله وحديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسنه وأخرجه الشيخان وغيرهما مبارك فوري تحفة الأحفاظ إذا أتيت لها تيمزين مربص ذلك بو بابت علي دان زيد بن أرقم دان جابر دان ابن مسعود دان تورت صحابة دان hadisler vardır. Yani 4 sahabenin misal kılıp getiriyorlar. Mübarek Şuri'ye de şunu şahle yaptılar ki Ali'nin hadisini Tirmizi ve İbn-i Mace'ler getiriyorlar. Zeyd ibn-i Arkam'ın hadisini Abu Dağd ve İbn-i Mace getiriyor. Cabir'in hadisini ise min tatalmadığım diye yaptılar. Yani Mübarek Şuri görüyoruz kançeli bir muhakkik. Kançeli kette alın, mutalas kançeli king. Yani o kişinin şahlarını, kitaplarını görsünüz. Bilesiz nihayette malumatı köplüğünü. Lekin bunu tapalmadın diyordu. Elbette bu hadis var. Temizlet yaptılar ki. Yukarıda hem etti. Hani mübarek furi tapalmayan da tapalmadın diyordular. İlim amanat şunu diyorlar. Bilmeyen seni bilmedin diyecek gerek var. İbn-i Mesud'un hadisini ise İsmail'i muacemede ruhası yanlar. Aynı etkenler ki ceyyid senet bilen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gaitke kirgenleri de أعوذ بالله من الخبث والخبائث derdiler deb kelyapti. İbn Mas'uddan kelgan hadis. Va İmam Tirmizi Anasning hadisi shu bobda kelgan hadislarning eng sahihi, eng go'zalidir deyaptilar. Yuqorida tanishdik bu gap sharhi bilan. Va bu hadisni Buxoriy va Muslim va undan boshqa muhaddislar kitoblarda keltirganlar. Qawluhu va hadisu Zayd ibn Arqama fi isnadihi istirob. يعني روى بعض رواته على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له روى هشام الدستوائي هذا بيان الاضطراب فالدستوائي منصوب إلى دستواء بفتح الدال كورة من الأهواز أو قرية كذا في المغني وتوضيح الاضطراب على ما في غاية المقصود للعلامة أبو الطيب غفر الله له أن هشاما وسعيد بن أبي عروبة وشعبة ومعمرا كلهم يروون عن قتادة على اختلاف بينهم فروى سعيد عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم وروى هشام عن قتادة عن زيد بن أرقم فبين قتادة وزيد بن أرقم واسطة القاسم في رواية سعيد وليست هي في رواية هشام وروى شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس ثم اختلف
فروى شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم، فروى معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبيه. فالاضطراب في موضعين، الأول في شيخ قتادة، ففي رواية سعيد أن قتادة يرويه عن القاسم عن زيد بن أرقم، وفي رواية هشام أنه يرويه عن زيد بن أرقم، وفي رواية شعبة أنه يرويه عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم، والثاني في شيخ النضر بن أنس، ففي رواية شعبة أن النضر يرويه عن زيد بن أرقم، وفي رواية معمر أنه يرويه عن أبيه. انتهى، ما في غاية المقصود. إمام الترمذي سؤالك زيد بن أرقم حديثنا سنده استراب بار ما ترت صحابتان حديث بابيلد يقارده أنس حديثتان تشكره، لكن زيد بن أرقم كي حديثنا سنده استراب بار مياد. بعضı راويلر bu görünüşte, bazı raviler ise onge muhalif bugün görünüşte rivayet kılışken. Mesela Hişam ad-Destuvai. Merende bu ıstırabını bayan kılınıyor. Bu ıstırab nime? Kendi. Destuvai, Destuva diyen mintekaya mensuptur. Bu Ahvaz, yani İran'daki Ahvaz'daki bir minteka, peki bir kışlağının atı. Mughni'de şimdiki yani. Allame Abu Tayyip, Allah onu kitirsin, mağfiret kısın. G'oyatul maqsud degan kitoblarda aytadilarki, istirob shunday bo'lyapti. Hishom, Sa'id bin Abu Aruba, Shu'ba, Ma'mar, ular hammasi Qatodadan rivoyat qilishadi. Hammasi Qatodaning shogirdlari. Ammo o'rtalarida ixtilofli bo'lib rivoyat qilishyapti. To'rtta roviy ayni hadisni to'rt xil qilib rivoyat qilishyapti. Masalan, Sa'id Qatodadan, Qatoda Qosim bin Auf Shaydoniydan ve Qasım bin Avf ise Zeyd ibn Arkam'dan rivayet kılıyordu. Bana bu dikkat kılıyordu. Hişam bu yan Qatada'nın şagirdi. Qatada'dan, Qatada ise Zeyd ibn Arkam'dan. Bana görüyorsunuz ki, demek Sa'id'nin rivayetine göre, aldığın şagirdinin rivayetine göre, Qatada bilen Zeyd ibn Arkam sahabenin ortasında bir vasıta var. Yani Qasım bin Avf Şeybani var. Ama Hişam'dır rivayetinde ise o yok. Şuba bilen Ma'mer. Bu ikkalasi ham Qatodani shogirdi. Ular ikkalasi ham Qatodadan, Qatodan Navzir bin Anasdan rivoyat qilgan. Bu yergacha bir xil. Keyin Shu'ba Qatodadan, Qatoda Navzir bin Anasdan va Navzir bin Anas Zayd ibn Arqamdan rivoyat qilgan. Shu'bani rivoyatiga ko'ra. Ma'mar esa Qatodadan, Qatoda Navzir bin Anasdan, Navzir bin Anas esa otasidan Anas radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilgan. Zayd ibn Arqamdan emas. Ko'rdingizmi? Yani birinci ihtilafçı, tört de şagirdleri tört hılı vasılıyor. Aldın ilk de şagirdi, yani Sa'id ile Hişam. Qatada'dan kiyingi raviyle ihtilaf kılıyor. Kiyingi şagirdleri şu anda bilen ma'mar ise, Qatada'dan kiyingisiden kiyingide. Düşünüyorsunuz mı? Qatada'dan kiyin Nazır bin Anas var, undemez, undan kiyingiside. Şu anda Zeyd ibn Arqam sahabeyi alıp bari yaptı. Ma'mar ise Anas ibn Malik'i alıp bari yaptı. Demek bu hadiste istirab, bunu ikkilenişlik, içkil buluşluk, harfıl buluşluğu iki yerde bulu yaptı. Birincisi de Qatada'nın şeyhi de bulu yaptı. Sa'id'in rivayetine göre Qatada Qasım'dan rivayet kılı yaptı. Qasım ise Zeyd ibn Arqam sahabeden. Hişam'ın rivayeti de ise Qatada doğrudan doğru Zeyd ibn Arqam'dan sahabeden rivayet kılı yaptı. Şuban'ın rivayeti de ise Qatada Nazır bin Anas'tan rivayet kılıyordu. Nazır bin Anas kin Zeyd ibn Arqam'dan rivayet kılıyordu. Yani üç hıl. İkincisi ise Nazır bin Anas'ta şeyhi doğrusu ıhtılap buluyordu. Qatada'nın şeyhi demez. Şuban'a göre yani Nazır bin Anas Zeyd ibn Arqam'dan rivayet kılıyordu. Ma'mar'a göre Nazır bin Anas dedesinden rivayet kılıyordu. Yani gayetul maksudda ki yani bahs tahkik bitti. Başka ulamalardan tahkik kılışken, lakin bu kişi maşallah nihayet güzel, sürali tartıplar tahkik kıyanlar. Şunun için ben şunu tanladım. Kala Ebu İsa, Sa'atu Muhammeden an hâzese, kala yuhtemela yekûne qatâle râva anhuma cemiyen. Ebu İsa tirmiziyeti yaptırar ki, ben bu mesele doğrusu Muhammed'den soradım. Yani İmam Bukhari'den. Şunda İmam Bukhari yaptırar ki, qatâle ulanın ikelesinden hemen selam, rivoyat qilgan bo'lishligi ehtimol qilinadi dedilar. Qolil Muborak Suri, Qolil Allama Abu Toyyib fi g'oyatil maqsud
أن يحتمل يكون قتادة سمع من القاسم والنضر بن أنس كما صرح به البيهقي. وأخطأ من أرجع الضمير من محشي الترمذي إلى زيد بن أرقم والنضر بن أنس انتهى. بيان هذا مهم بالنكتة مهم مثلا دقة قليلة مبارك شورية يبتلر كي علامة أبو الطيب غاية المقصود تأتي يبتلر شو يبدأ قلين Buhari'ni gapi. Ayyakuna qatadatu rava anhuma. Huma zamir. Kimga ketyapti bu yerda? Shuni aytayaptilarki, qatoda Qosimdan va Nazir bin Anasdan eshitgan bo'lishligi ehtimol qilinadi. Huma zamir Qosimga va Nazir bin Anasga ketyapti. Buni Bayhaqiy sarohatan aytganlari. Ya'ni bu faqatgina Abu Toyibning so'zi emas, Bayhaqiy ham aytganlar oldindan. Endi Termiziyga hoshiya yozgan, Termiziyga sharh yozgan ba'zi olimlar aytadiki, Huma zamir Zayd ibn Arqamga va Nazir bin Anasga ketadi deydi. Ammo Alloma Abu Toyib aytayaptilarki, bular xato qilishdi deyapti. Qatoda Qosimda va Nazir bin Anasdan eshitgan, ikkalasidan ham eshitgan bo'lishi mumkin. Faqat bittasidan emas, ikkalasidan ham eshitgan bo'lishi mumkin. Ammo sahobadan to'g'ridan to'g'ri eshitgan deganlarni xatoga tushadiyaptilar. قلت الأمر كما قال أبو الطيب إرجاع الضمير عنهما إلى القاسم والنضر بن أنس هو الحق وأما إرجاعه إلى زيد بن أرقم والنضر بن أنس فخطأ قال العلامة عيني في عمدة القاري شرح البخاري قال الترمذي حديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب وأشار إلى اختلاف رواية فيه وسأل الترمذي البخاري عنه فقال لعل قتادة سمعه من القاسم بن عوف الشيباني والنضر بن أنس عن أنس ولم يقضي فيه بشيء انتهى كلام العين وروى أبو داود في سننه حديث زيد بن أرقم هكذا حدثنا عمر بن مرزوق أخبرنا شعبة عن قتادة عن نضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السيوطي قوله أخبرنا شعبة عن قتادة عن نضر بن أنس قال البيهقي في سننه هكذا رواه معمر عن قتادة وابن عليا وابو الجماهير عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده رواه يزيد بن زرع وجماعه عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن ارقم قال ابو عيسى قلت لمحمد يعني البخاري اي الروايات عندكم صح فقال لعل قتاده سمع منهما جميعا عن زيد بن ارقم ولم يقضي في هذا بشيء وقال البيهقي وقيل عن معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس وهو وهم انتهى مبارك فوري أتيتراركي من أتمكي إيش حقيقة علامة أبو طايبنين أتكن لغزيكتر هما ديان زمير قاسم بلن النضر بن أنس يخشلي كرك شو حقتر أما زيد بن أرقمجا ونضر بن أنس يخشلي خطادر Ya'ni sahobaga emas, sahobadan eshitmagan qatoda deyapti. Ya'ni bu masalada to'g'ridan-to'g'ri Anasdan va Zayd ibn Arqamdan eshitmagan. Alloma Ayni, Badruddin Ayni Buxoriyning sharhi Umdatul Qoriyda aytadilarki, Buxoriyning nihoyatda go'zal sharhlaridan Alloma Ayni o'tgan darslarda ham ko'p aytdim, Hanafiy ulamolarining buyuk muhaddislaridan hisoblanadi. Hidoyaga ham sharh yozganlar. Abu Davud'ga ham sharh yozganlar, juda qiymatli kitoblar bor. Shu kishi aytayaptilar Buxoriyning sharhida. Termiziy aytdiki, Zayd ibn Arqamning hadisini sanada istirob bor. Lekin uni rivoyatida ixtiloflarga ishora qildi. Imomi Termiziy Buxoriydan bu hadis to'g'risida so'radi. Shunda Buxoriy aytdiki, shoyatki Qatoda Qosim bin Avsdan va Nazir bin Anasdan eshitgan bo'lsa kerak. U kishi esa Anasdan eshitgan deb Halen Badruddin Ayni ham keltiryaptilar ki, Qatoda Zayd ibn Arqamdan emas, Qosim bin Avsdan yoki Nazir bin Anasdan eshitgan deyapti. Va Imomi Buxoriy shu yerda aniq bir hukm bermadilar. Aynini gapi bitdi bu yerda. Aynini gapi ham yuqoridagi bizning so'zimizni tasdiqlayapti deyapti muborak bo'lsin. Abu Davud sunanlarida Zayd ibn Arqamning hadisini shunday keltiradilar. Bizga Amr bin Marzuq hadis aytib berdi. Va Amr aytdiki, bizga Shu'ba Qatodadan xabar berdi, Qatoda Nazir bin Anasdan, keyin Nazir bin Anas Zayd ibn Arqamdan deyapti. Qarang, Qatoda Zayd ibn Arqamga ketmayapti, o'rtaga Nazir bin Anas kelyapti. Rasulullohdan shunday kelgan deyapti. Suyuti aytayaptilarki,
Bizga shuba xabar berdi. Qatodadan, qatodan nazr bir anasdan deyapti. Suyutidan shunday keldi, qarang. To'g'ridan-to'g'ri qatodadan zaydida ham o'tib ketmayapti. Bayhaqiy sunanlarda shunday keltiryaptilar. Ma'mar qatodadan va Ibn Ulayyadan rivoyat qilyapti. Abu Jumahir esa Said ibn Abi Arubadan va u kishi keyin qatodadan rivoyat qilyapti. Keyin davom etib ketyapti. Yazid bin Zuray va yana bir jamoat ulamolar Said ibn Abi Arubadan, u kishi keyin qatodadan. Qatoda esa Qosim bin al-Shayboniydan, keyin al-Qosim Zayd ibn Arqamdan. Bayhaqiyni keltirgan rivoyatlarda ham qatodadan to'g'ri Zayd ibn Arqamga o'tmayapti. Ya'ni Qosim bin Auf illo kelyapti o'rtada. Shuning uchun yoki Nazirdan yoki Qosimdan ikkalasidan ham rivoyat qilgan bo'lishi mumkin deyapti va ikkalasidan ham rivoyat qilyapti ko'rib turganimizdek. Ammo Zayd ibn Arqamdan rivoyat qilgan deyishlik to'g'ri emas. Abu Isa Termiziy aytdilarki, bayhaqiy aytyaptilar buni. Men Imom Muhammadga aytdim, ya'ni Buxoriyga. Shu rivoyatlarni qaysinisi sizlarda oldilarda eng sahih deganimda Termiziy aytdilarki, shoyatki qatoda shu ikkalasidan ham, ya'ni An-Nazr bin Anas va Al-Qosim bin Auf ikkalasi Zayd ibn Arqamdan bo'lib eshitgan bo'lishi mumkin, deyaptilar. Va Buxoriy aniq bir gapni gapirmadilar. Bayhaqiy aytadilarki, Ma'mardan deb rivoyat qilinadi. Ma'mar qatodadan, qatoda Nazr bin Anasdan. Nazr bin Anas esa Anasdan deydi va bu vahmdir. Intaha, bu yerda Bayhaqiyning tahqiqi bitdi. Vahm, ya'ni bu yerda bir xato bor deyaptilar. Shu tahqiqlarimizning hammasidan anhuma degan zamirdagi huma zamir, tasniya zamir Qosim bin Aufga va Nazr bin Anasga qaytishligi sobit bo'ldi. Va shu haqdir, to'g'ridir deyaptilar. Muborak bo'lsin. Endi Buxoriyni aynidi so'zidagi zikr qilingan so'zlari bizga bir tanbeh qilaylikki, mumkin qatoda Qosim bin Aufdan va Nazr bin Anas ikkalasi Anasdan rivoyat qilgan eshitgan bo'lishi mumkin degani Bayhaqiyni kalomida zikr qilingan so'zga muxolifdir deyaptilar. Nimaga? Chunki Bayhaqiyni keltirgan rivoyatida ikkalasi Zayd ibn Arqamdan eshitgandir deyapti. Kim muborak so'rayaptiki, albatta ayniyni kalomida kelgan Anas menimcha nosihning xatosi bo'lsa kerak. Ya'ni Badruddin ayniyning xatosi emas, balki kitobni ko'chirgan odamning xatosi bo'lsa kerak deyaptilar. Umdatul qoriyni demak nusxalariga diqqat qilishlik kerak. Umdatul qoriyni butun nusxalarida shundaymi yoki ba'zilaridami? Umdatul qoriyda Badruddin ayni aytayaptilar, Qosim va Nazr Anasdan rivoyat qilgan degan gap Buxoriyga nisbat berilyapti. Ha, Bayhaqiy aytayaptilarki, Qosim bilan Nazr Anasdan emas, Zayd ibn Arqamdan rivoyat qilgan deyapti. Muborak Furiy bu yerdagi Anasdan bo'lgan rivoyat degan gapni Umdatul Qoriyni musannafi Badruddin Ayniga nisbat bermayaptilar. Chunki Badruddin Ayni bunday xato qiladigan olim emas. Buni juda katta olim. Shuning uchun bu ko'chirganlarning xatosi bo'lsa kerak deyapti. Mana ba'zan kitoblarda ko'chirganlar kotiblar tarafidan xato bo'lib qoladi. Uni musannafiga yo kitobni yozgan odamga nisbat bermaslik kerak. Shuning uchun bizni shayximiz, Pokistondagi shayximiz, shu Saudiyaga borganda umrami haj bir shayx bilan tanishtirishibdi u yerdagi olimlar. Keyin bu shayx bizni shayximizni da'vat qilganlar, ziyofatda o'tiribmiz deydi. Shu Makkani eng katta shayxlari, muhaddislarni ham da'vat qilgan. Keyin Makkani eng katta muhaddislardan, arablardan bittasi bizni shayximizdan so'radi, siz nimalardan dars berasiz? Buxoriy Termiziy. Desa arab shayx aytdiki, sharhlarga qaraysanmi? Sharhlarni ko'rib atasanmi yo shunday aytaverasan Buxoriydan? Sen ko'ramiz sharhdan. Endi bu kibr qilganligi uchun shunday savol qilyapti-da, bo'lmasa bir olimga bunday savol qilishlik juda beadablik bo'ladi. Qaysi sharhlarni ko'rasan? Satul Bari, Umdatul Qori va shunga o'xshagan sharhlar. Keyin bu saudiyalik shayx aytdiki, sendan ba'zi narsalarni so'rasam savol qilsam javob berasanmi degan ekan, bizni shayximiz aytadi, meni hech sabrim qolmadi endi deydi. Juda g'azabim keldi. Kasbki shayx deb xohlaganingcha savol so'ra, xohlagan masalangni so'ra, ammo savol berishni o'rgangin oldin. Avval men senga savol berishni odobini o'rgatib qo'yay, keyin savol bergin. Maydachi narsani so'rab meni boshimga otmagin. Mendan shunday savol qilasan. Fathul Boriyni Misrda chiqqan nusxasida salom masala shunday kelgan, bitta misol keltiribdi. Va Fathul Boriyni Suriyada chiqqan nusxasida bu masala bunday kelgan.
Hindistan'daki nüskasında bunu diyor ki, yani kaçınısı doğrudur sorarken. Ben de şimdi savallarda sorarken de. Sen de mi yeriye karak baktık ya? Ki üdegası, şeyhetsi soramıyorsan mı ise, ya bu kişi bilerken, koyarlar. Yani bunu diye savaldı, bu bilmiyordu bunlar. Bize şeyhimiz o savallarda sorarsa, tamam, hiç cevabı yok. Hani Amdatul Qari'nin bir nüskasını geliyordu ki, Kasım ve Nazır, Anas'tan rivayet geldi. Beyhakî'de geliyordu ki, Kasım ile Nazır, Zeyd'in arkamdan rivayet geldi. Hani sahabe almışlar. Yani. Şimdi bir tanesi doğru, bir tanesi daha doğru böyle şey gerekse. Bana şunu diyeyim aslanlar. Yani katta ulamalar bu derecede dikkat kılacağız. Hakikaten bizim şeyhimiz Buhari'den ders açtığı için kendimize 50 de şahıstan görüp ders açacağız. Buhari'den ders açtığı için. Ama Saudiyan alımları hünçeliğine bakmıyor mu? فَاِنْ قُلْتَ لَا يَنْدَفِعْ لِيْسْتِرَابْ مِنْ كُلِّ وَجْهِينَ بِقَوْلِ الْبُخَارِ فَيُحْتَمَلَ يَكُونَ قَتَادَ رَوَ عَنْهُمَ جَمِيعًا قُلْتُ نَعَمْ إِلَّا يُقَالَ إِنَّ قَتَادَ رَوَ عَنْهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَرَوَى عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ وَأَمَّا رِوَايَةُ مَعْمَرَ عَنْ قَتَادَ عَنْ نَصْرِ بْنِ أَنَسَ عَنْ أَبِيهِ فَوَهْمٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَيْهَقِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ أجاز إعتراف خصيصكي بخاريني قافية كورا استراب كتميدي كو بخاريني قافية كورا قطادة إكمستنا رواد قيام بلوش ممكن ديابتي وندا استراب كتميدي Nima gap Termiziy bu bilan kifoyalandilar. Muborak sura aytibdilar, to'g'ri gapingiz. Buxoriyning gapiga ko'ra, Qatoda Qosimdan ham Nazir bin Anasdan ham rivoyat qilgan bo'lishi mumkin. Keyin ular Zayd ibn Arqamdan rivoyat qilgan bo'lsa. Yana bir narsa borki, Qatoda Zayd ibn Arqamdan vositasi ham rivoyat qilgan. Bu ham to'g'ri. Mana uchinchi masala kelib chiqdi. Qatoda to'g'ridan to'g'ri Zayd ibn Arqamdan sahobadan rivoyat qilgan. Vasıtasız. Ama Ma'mar'ın rivayetinde Qatada Nazır bin Anas'tan Nazır bin Anas kiyin atası Anas'tan de yaptı. Bana şu vahım, şu hatadır. Düşündünüz mü? Bana bu 4. yerde bitti hata var. 4'ten bitti de hata duyan için törelesine varlaştırmadık. Törelesine teşhirişke doğru geldi. Bitti alımda hatasından 4 alımda işi teşhirir yaptı. Kaysanısı da hata var şimdi. Bunu Bayhaqi bana salahat etken, yani Bayhaqi'nin sunandan gördük ki, Bayhaqi açık ettiler ki, Ma'mar Qatada'dan, Qatada Nazır bin Anas'tan, Nazır bin Anas atasından duyan rivayet hatadır diyor. Yani Nazır bin Anas'ın atasından rivayet kılıçlı hatadır diyor. Lekin Nazır bin Anas'ın Zeydül Arkam'dan bu hadisi rivayet kılıçlı hata yok. Bu hadisi dedesten isteyen bir işine geldi. Ve hadis-i nesli hadis. أخبرنا أحمد بن عبد الضبي البصري حدثنا حماد بن زيد عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قال دعيس هذا حديث حسن صحيح أعطينا حديث مس ترمزي أتيرتنا بزي أحمد بن عبد الضبي البصري خبر بيذلر Ahmad aytdiki, bizga Hammad bin Zayd hadis aytib berdi. Hammad aytibdi, Abdulaziz bin Suhaybdan, u kishi Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xaloga kirganlarida, "Ey Allohim, erkak va urg'ochi shaytonlarning yomonligidan senga sig'inaman", dedilar. Shaksiz aytibdilar, "Audimasdan". Abu Isa Termiziy bu hadis hasan sahih deb yozibdilar. Va tarjimatul rijal أحمد بن عبد قال المبارك فوري هو أبو عبد الله البصري سامع عن حماد بن زيد وأبي عوانة عبد الواحد بن زياد وخلق وعنه مسلمون وأصحاب السنن الأربعة وثقها أبو حاتم النسائي مات سنة 45 و200 كذا في الخلاصة وقال الذهبي في الميزان وقال ابن خراش تكلم ناس فيه فلم يصدق ابن خراش في قوله هذا فالرجل حجة انتهى برنش راويمس أحمد بن عبد الضبيل بكش أبو عبد الله بحري بكش حماد بن زيد أبو عوانة عبد الواحد بن زياد وبشكوب تلين محدث لدى حديث الواقيان بكش تنسى إمام مسلم وتر سنن أصحاب لر أبو داود ترمزي ابن ماجة نسائل الواقيان Abu Hatim va Nasoiylar bu kishini siqa deganlar. Eng ishonchli muhaddis deganlar. 245-yilda vafot qilganlar. Xulosada shunday kelgan.
İmam-ı Zahabi mizanda etiyatlar ki İbn-i Hiraş etiyatlar Ahmed bin Abda doğrusu alimler getirgen diyordu. Yani tanqid qilishgan, ba'zilar zaif degan deyapti. Lekin Zahabi aytayaptilarki, Ibn Xiroj to'g'ri aytmadi deyapti. Bu gapida sodiq emas deyapti. Chunki Ahmad bin Abda hujjatdir deyapti. Imom Zahabiyning gapi bitdi. Demak, Ahmad bin Abda to'g'risida ba'zilarda e'tiroz tanqidlari bor, ammo bu zaif, e'tibori yo'q uni. Sahihdir. Ar-Rawisani Hammad bin Zayd İbn-i Dirham Al-Azdi Abu İsmail Al-Azraq Al-Basri Al-Hafiz Mawla Jarir bin Hazim ve Ahadul A'lam An Anas ibn Sirin ve Sabitin ve Asim ibn Bahdala ve İbn-i Vasi' ve Ayyub ve Halkin Kesir ve Anhu As-Sawri ve İbn-i Mahdi ve İbn-i Madini ve Halayq Qal İbn-i Mahdi Ma Raitu Ahfaza Minhu ve La A'lam Bi Sunnati ve La Afqaha Bil Basrati Minhu توفي سنة 97 عن 81 سنة كذا في الخلاصة وقال في التقرير ثقة ثبت فقيه كنت رويمس حماد بن زايد بن درهم الازدي بكش ابو اسماعيل ازرق بسري در بسرالي حافظ در و جرير بن حازم لن مولاسه در بيوت عالم لردن بتاسه بكش انس بن سيرين دن Sabit'ten, Asım bin Behdele'den, İbn-i Vafiye'den, Eyyub'den ve başka köprü muhaddislerden, ulamalardan hadis-i vakiyen. Bu kişiden ise Sufyan-ı Savri hadis-i vakiyen. İbn-i Mehdi, Abdurrahman bin Mehdi, İbn-i Medini ve başka ulamalar. Hani kette kette ulamalar bu kişide şagirdi. İbn-i Mehdi etkenler ki, min Hammad bin Zeyd'den göre Basra'da hafızrak köp hadis-i vakiyen. Ve sünnetli buluşurak ve sakihra alim görmenin deyordu. Hadis köp yadlaştıkta, sünnetke mahir buluştıkta ve fikhte bundan kette alim yok basada deyordu. 197. Hicri yılda 81 yaşlarında vefat kıldılar. Kulası da şundaki gen. Takribde deyordular ki, sikadur, işençli alim, sabitun sabıtkadan sakihdur deyordular. Ve ravi es-salis ve rabiye. Abdülaziz bin Suhayb ve Anas ibn Malik hatta kaddeme tercüme takuma. Üçüncü ve dördüncü ravilerimiz Abdülaziz bin Suhayl ve Anas ibn Malik'tir. Bu kişilerin tercümeleri üttü. Kavluhu kâle Allahümme ma'nahu ye Allahu inni a'uzu bike kâle ibn Arabi yani elce'u ve eluzu vel a'uzu bi iskenil ayn vel iyazu vel ma'azu vel melce'u ma sekente ileyhi tekiyyeten an mahzurin. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما من الشيطان حتى من الموكل به بشرط استعاذته منه ومع ذلك فقد كان اللعين يعرز له عرز له ليلة الإسراء فدفعه بالاستعاذة وعرز له في الصلاة فشد وساقه ثم أطلقه وكان يخص الاستعاذة في هذا الموضع بوجهين اللهم ذي أبطلمنا الدعاء اللهم ذي يعني يا الله ذي يعني Albatta men senga sig'inaman. Ibn al-Arabiy aytadilar, a'uzu degani al-ja'u. Al-uzu degani. A'uzun ayni sukun qilib al-a'uz deysiz. Ayaz val-ma'az, malja. Bular hammasi bir mahzur. Inson saqlanishlikka harakat qiladigan. Yomonligidan qochadigan. Ehtiyot bo'lib turgan narsalardan saqlanib turib, sukunat topgan, xotirjam bo'lgan narsangiz malja deyiladi. A'uz deyiladi. Yani a'uzu degani senga sig'inaman da va butun zararlardan najot topib saqlana turib sokin bo'laman degani. Tushundingizmi? Xotirjam bo'laman degani. Senga qochib xotirjamlik talab qilaman sendan deyapti. Demak bu duoni foydasini qarang. Biz shu duoni aytganimizdan keyin xotirjam bo'lamiz. Hech qanday zarar bizga tegmaydi. Alloh saqlaydi. Bo'lmasa xotirjam bo'lmaymiz. Ve İbn-i Arabi etiyatlar ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytandan ve uzige muakkel bugün şeytandan masum, mahfuz bulardılar istiazanı şartı bilen. Yani bir de ıhtılak var. Peygamberimiz aleyhisselam şeytandan mutlaka masum mu? Şeytan hiç kendi o kişiye zarar verilmedi mi? Ya ki o kişiye başkaları yoksa sığınış gireyim Allah'ım şeytandan beni saklayın dese ki saklaydı mı? Diye ihtilaf var.
İbn-i Arabi etti ki, Peygamberimizden başkaları yoksa şeytanın yamalıkını Allah'a sığınadılar, Allah'a kaçadılar ki Allah-u Teala sahleydi. Eğer itibarsızlıksa şeytan o kişiye hem aziyet verişi mümkün. Çünkü kalemezse bana şeytan bazen Peygamberimiz Aleyhisselam'a düşkülerdi. İsra'da Miraç keçesi de geldi. İstiaza bile onu def kıldılar. Allah'a sığınadılar, Allah-u Teala şeytanı kuvladı. Bir gün namaz okuyup durgenlerde gelip namazlarımız mahcup oldu. Peygamberimiz Aleyhisselam onu bağlayıp koydular. Kiyin koyu vardılar. Kiyin derslerde gelirdi. Namazı için de senin şeytanı bağlayıp koyuyordular. Ki Süleyman Aleyhisselam'ın duasını esnaf durup koyu var yaptılar. Demek şeytan bana bazen o kişiye gelirken o kişiye aziyet bir mahcup olardı. Elbette şeytan adaştırı var almıyordu o kişine. Ama aziyet verirdi. Peygamberimiz Allah'a sığınadılar ki Allah-u Teala o kişiyi saklaydı. Şimdi peygamberi ki şeytanı şerden saklanıştığı için Allah'a kaçıyıp durgen bize sizi bizi göstergen günahkı insanlar, acizler elbette Allah'a kaçıyıp gerek. وَكَانَ يَخُصُّ الْاِسْتِعَازَةَ فِي هَذَا الْمَوْزِي بِوَجْهَيْنِ اَحَدُهُمَا اِنَّهُ خَلَاءٌ وَلِشَيْطَانِ بِعَادَةِ اللّٰهِ قُدْرَةُ تَسَلُّتٍ فِي الْخَلَاءِ لَيْسَتْ لَهُ فِي الْمَلَاءِ قال صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثالثة راكب الثاني إنه موزع قذر ينزه ذكر الله عن الجريان فيه على اللسان فيغتم شيطان عند ذكر الله فإن ذكره يطرده فلجأ إلى الاستعاذة قبل ذلك ليعقدها عصمة بينه وبين الشيطان حتى يخرج فليعلم أمته انتهى كلامه وقال الحافظ في الفتح كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ إظهارا للعبودية ويجهر بها للتعليم انتهى فكينات يبتلر كي فيغنبرنا صلى الله عليه وسلم بو يرغي كي جاندا استعاذان خاص لدلر اكي سببتان يعني شو خلاقه كي يبتلر جاندا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث لدلر ونكت سبب لدلر برنس شنو خالدا ve mutlaka hiç kim bulmayan yerlerde şeytanını adamlendi içi de bulmayan, adamlendi araçta bulmayan bir hakimlik kudreti var. Onu tersiri köprak buladı. Hiç kim bulmayan yerlerde. Bu şimdi Allah'ın adeti bile, Allah'ın sünnetine göre. Allah sana şimdi kanun koyuyor ki hiç kim bulmayan yerde şeytanının size tersiri köprak buladı. Şunun için bu halage kiristen aldın. Siz taavuzda açtığınız gerek, Allah'a sığınıştığınız gerek. Bunun başka bir delil, Peygamberimiz Aleyhisselam başka hadisiyeti yaptılar ki, bir atılık şeytandır. İki atılık şeytandır. Üç atılık, ana ular atılıktır diye yaptılar. Bir kişi sefer geçirse, bu şeytandır. Çünkü şeydeki şeytandır. İki kişi sefer geçirse, uyan şeytandır. Üç kişi çıksa, ana endi şeytan yaklaşamıyor bunga. Bazı hadislerde geldi ki kimi ki bir hanede yalnız uzun uklasa o şeytan durdur geldi. Yani yanında şeytan var. Kendi iki kişi yatışlık gerek. Bir hanede yalnız yatmayın. Elbette şeytan geldi sizinle. Şimdi adli bir hanede yalnız yatışlık şeytan gelip sizinle zarar verişki hareket duyandan ki bu baytul halalarına bahsiz necaset yerleri yüzyılda sizinle köprak hücum kıladılar. Şunun için siz bir yerge barıştan aldın, Allah'a sığınıp, Allah'tan yardım süresiz, Allah sizi sakladı ki şeytanlar zarar veremeyiz. İkincisi ise, ikinci sebebi, bu halal yerleri necaset yerleri buladı. Ve onun yerlerde Allah'ını zikir kılanmıyorsunuz silizde. Zikir kılanmadığınız mı? O halattan şeytan istifade kılışı hareket kıladı. O halatta siz yakınlaşken de siz Allah'a zikir kılmıyorsunuz, üyelersiniz, caizmez değilsiniz. Uyanayan küçeyedi o. Allah'a zikir kıyganızda ise şeytan gamge batadı, zayıflaşadı, kaçadı. Çünkü Allah'ın zikri şeytanı da kuvleydi, haydiydi. Şunun için siz o zizbilen şeytanı da ortası da bir sakledigen perde buluştuk için, Kur'an buluştuk için ki ağzaga Allah'a sığınışlıkça yüzleniyorsunuz, Allah'tan panah soruyorsunuz ki
Ta ki o şehaletten çıkınca kadar. Ey Allah'ım, ben bir aciz halette getirdim. Bu aciz halette çıkınca kadar uzun beni saklayın. Senden ben panah sorayım. Biz Allah'a rücu kılıyorsunuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve yine bu duanı kılıyorlar. Üçüncü sebebi ümmeti yürgeçliği için. İbn-i Arabi'ni geldi bir yerine bitti. Hafız İbn-i Hacer Fethül Bari'de yaptılar ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde Allah'a sığınırdılar. Kulliklerini sakılır. Benim kulmen Allah'a muhtacımendir. Şeytanın mukabele kılıçlıkken eğer Allah'ın sözü vermezse benim küçüğüm yetmeyedir. Ve bu duasını cehri yeterdiler, avazını çıkarıp yeterdiler ki ümmetke talim bulsundur. Ders bulsundur. İbn-i Hacer'in yapı bitti. قوله وهذا حديث حسن صحيح واخرجه الشيخاني وترمذي اخرده من ابو حسن صحيح حديث دي yaptılar. Bu hadisini Buhari ve Müslim getirgen. Ona sahih hadistir. Şimdi bu babke tekisli yine bir gap var. Yani biz dersi başıda ettik. Taharetinin hükmü, fazileti, ahamiyetini ürgengenden keyin şimdi taharet amellerine kirişti hakladık. İmam-ı Tirmizi'den soradık ki biz taharet kımakçımızı nakledik. Ayettiler, Baytul Hala'dan başlayınlar. Sıncağdan başlayınlar. Ürget yaptılar. Ve bunu karayın ki şu taharet amellerine başlayıştan aldın bizge yaptılar ki tohtaylar. Aldın dua kılaylar. Allah'a sığınaylar. Allah'a bağlanaylar. Bu bilan imomni temizi bizga juda katta dars beryapti. Ishora qilyaptiki, birodarlar, har bitta amaldan oldin, ibodatdan oldin Allohga bog'laninglar. Allohga qochinglar, Allohga sig'ininglar. Chunki agar Alloh yordam bermasa, hech qanday ish, hech qanday amal xizmat qila olmaysizlar. Bu shayton sizlarni halol qiladi, deyapti. Qarang, tahoratga boshlashdan oldin Allohga sig'inyapsiz. Bu masalaga ham diqqat qilinglar. Tushundingizmi? Demak, doim Allohga bog'liq bo'lishligimiz. Taharat biz haradan bahsede yaptınız aslında. Taharat meselesi. Lekin dua kere yaptı. Allahümme inni a'uzu bike. Ey Allah'ım senge sığınemem. Yani Allah'a rücu kılıyor. Bu nihayetten mühim nokta bu.